programda sizlerle beraberiz efendim. Bu seferki program durağımız Aydın. Aydın Organize Sanayi Bölgesi Astim'deyiz. Tuğra Tarım Makineleri ve Çiftlik Ekipmanları çok değerli Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Gülpınar ve Hatice Gülnaz Hanımefendi konuğumuz olacak. Hoş geldiniz programımıza Hidayet Bey, Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli izleyenlere isterseniz öncelikle Hidayet Gülpınar ismini tanıtalım. Bu sektöre nasıl başladınız? Şu anda faaliyet alanlarımız hangi noktalara kadar açıldı? Güzel bir sohbet havasında sizleri dinleyelim efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Adil Bey. Ben Hidayet Gülpınar, firma sahibiyim. Daha önce uzun yıllar biz kamuda çalıştık. Kamu personeliydim. 2017 yılında ayrıldıktan sonra 2018 yılında firmamızı kurduk. Tabii ilk başta kuruluş amacımız çiftlik ekipmanlarıydı. Nedir? Kilit sistemidir, ondan sonra yatak sistemidir. Basit bir şeyler, ekipmanlardı. Bu da kardeşim Hatice Hanım da Agene Danışmanlık firma sahibi. Danışmanlık firmasına ihtiyaçtan dolayı o açık olduğunu düşündük, öyle girdik. Daha sonra kilit sistemi ve durak sistemi onlar açmadı bizi. Yani biraz daha ilerlememiz, biraz daha büyümemiz gerektiğini düşündük. Arkasından helikopter fan var bizim. Tuğra Tarım'ın helikopter fanları sahada görmüşsünüzdür, devamlı şey yaparız. Onlar üzerinde yoğunlaştık. İlk olarak Türkiye'de şu anki mevcut şeylerin içerisinde ilk olarak biz yaptık onu. Tasarım tamamen bizim kendimize ait. Bize özgü ayrı bir tasarımımız var onda. Başka bir yerden alıntı değil. Onun üzerinde ilerledik ve daha sonra şu anda sahada ve fuarlarda tanıtımını yaptığımız Otkes makinemiz var. O da patenti bize ait. Türkiye'de tek. Onun üzerine ilerledik. Allah'a şükür daha önce Astis'te sanayideydik. Şimdi organize sanayiye geldik. Her geçen gün ürün gamımızı geliştiriyoruz. Personel sayımızı artırıyoruz. Aydınımıza bir katma değer sağlıyoruz. Evet. Neden tarım sektörü Hidayet Bey? Yani farklı sektörlerde de olabilirdiniz. Şimdi biz zaten aile olarak hayvancı ve tarım tarıma alışık bir aileyiz. Hayvancılık da yaptık. Bildiğimiz bir sektör. Tarım ve hayvancılık sektörü. Zaten çevremizde, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız da hep tarım ve hayvancılık üzerine. Dolayısıyla bildiğimiz bir iş yapmak. Veyahut da yabancı olmadığınız bir iş yapmak diyelim artık. Onun üzerine ilerledik. Göz aşinalı, gönül aşinalı. Hepsi bir arada olunca bu sektörde izliyorsunuz. İsterseniz Hatice Hanım'ı da tanıyalım. Hatice Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle işletmemize. Hatice Gülnaz ben. 2015 yılından beri ben de danışmanlık yapıyorum. Agene Proje Yetme Danışmanlık firmasının sahibiyim. Biz hibe işlerini yapıyorduk zaten. Bu tarz çiftlik ekipmanlarının kurumu, çiftliklerin kurumu ile ilgili hibeler ve desteklerle iştigal ediyorduk zaten. Derken bu şekilde abimle birlikte ilerliyoruz şu anda. Üretim aşamasıyla beraber hibe aşamasında beraber burada takip ediyoruz. Müşterilerimize, üreticilerimize hem makine ekipmanların kaliteli bir ekipman alması, sorunsuz bir ekipman alması hem de aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerden, hibelerden yararlanması için el birliğiyle çalışıyoruz. Tarım Bakanlığı'nın destekleri olsun, Tarım ve Kırsal Kalkınma ve TKDK'nın destekleri olsun, hepsinden üreticilerimizi haberdar edip destek başvurularında bulunuyoruz. Ve çok şükür Aydın'da da geçen dosyaların çoğu benim dosyalarım, bizim dosyalarımız oluyor. Burada üreticilerimize güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Danışmanlık firmanız olunca işin mutfağında oluyorsunuz. Evet. İnsanların ihtiyaçlarına göre onların ihtiyaçlarını giderecek altyapınız mevcut. Abinizle daha sonra bir araya geldiniz. Çok daha farklı alanlarda da ilerleyebilirdiniz. Neden hayvancılıkta ilerleme konusunda bir düşünce içerisine girdiniz? Yani şöyle, dediğimiz gibi tarım ve hayvancılık bizim aslında bildiğimiz konular. Yani ekstra bir tekrar öğrenmek için çaba harcamayacağımız konular olduğu için bu yönde ilerledik ve sonuçta her zaman da bölge olarak da tarım ve hayvancılığa yatkın bir bölge olduğumuz için buradan ilerledik, buradan daha çok gittik. Tabii hayvancılıkla birlikte diğer sektörlerde de hibe desteklerine de yardımcı oluyoruz ama ağırlık olarak hayvancılık üzerine gidiyoruz. Çünkü talep var, talep oluyor. Evet, danışmanlık yaptığınız üreticilerimizin, çiftçilerimizin en çok hangi dosyaları konusunda onlara yardımcı olduğunuz, hangi alanlarda?
Tarım hayvancılık konusunda makine ekipman modernizasyonu ya da yeni sıfır tesis kurulumunda yardımcı oluyoruz. Yani bir üreticimiz buraya geldiğinde anahtar teslim firma işletmesini kurabiliyor. Yani bunun hem hibe boyutunda inşaatı, makine ekipmanı dahil olmak üzere hem makinesini tedarik ediyoruz hem de hibe konusunda destek oluyoruz. Evet, bu çalışması hala devam ediyor mu Hatice Hanım? Tabii şu an devam ediyor. Şu anda Tarım Bakanlığı'nın hibeleri açık değil. Yılın bazı dönemlerinde açık oluyor. TKDKB Tarım Bakanlığı'nın açık olduğu sürelerde dosya hazırlığımızı yapıyoruz. Ama şu anda açık olan bir hibe olmadığı için şu an yardımcı olamıyoruz. Geçen dosyalarımızı yürütüyoruz şu anda. Evet, bunların belli bir süresi oluyor mu? Tabii. Tarım Bakanlığı genel olarak Kasım ve Aralık ayında çağrıya çıkar. Şubat, Mart gibi biter. Bu başvuru sürecidir. Bu başvuru sürecinde dosyalarımızı hazırlıyoruz. Üreticimizin istediği makine ekipmanları ve teknik şartnamesini hazırlayarak dosyasını hazırlıyoruz. TKDK'da o da yılda bir kere çağrıya çıkar. Genelde yaz aylarında çıkar. Şu anda da büyük ihtimalle Haziran'dan sonra TKDK'da çağrıya çıkacak. Buradan da duyurmuş olalım. Destek almak isteyen vatandaşlarımız, üreticilerimiz her zaman destek olabiliriz bu konuda. 101 tedbirinde, yani hayvancılık konusunda, diğer konularda 303-302 tedbir konusunda da yardımcı olabiliriz. Evet, üreticilerimizin danışmanlık alma konusundaki yaklaşımlarını da sormak istiyorum. Üreticimiz sizlere geliyor mu, ne yapacağı konusunda, hani oransal olarak istenilen seviye ulaştı mı? Kesinlikle ulaştı. Önceden biraz daha herkes çekimserdi danışmanlık. Yani hibe konusunda, proje konusunda daha çekimserdi. Ama şu an artık proje bilinci, hibe bilinci oluştuğu için herkes talep, yani artık insanlar bizi buluyorlar. Biz hibeye yazılmak istiyoruz, destek almak istiyoruz diye gelip bize ulaşıyorlar ve bize bunları gereken hangi sektörde ne istiyorlarsa istekleri konu üzerinden, sektör üzerinden yardımcı oluyoruz. Yani artık o ilimiz için çok güzel bir şey aslında. Proje bilinci artık oturdu. Bu da güzel bir şey. Tabii biz müşteri, çiftçi, hayvancı geldiği zaman ne yapmak istediğini yönlendiriyoruz. Ne yapmak istediğini öğrendikten sonra hangi ürünü almak istediğini baştan sona dosya aşamasını hazırlıyoruz. Dosya geçtikten sonra onların teminini yapıyoruz. Yüklenici firmasını yapıyoruz ve teslim ediyoruz. Rahat rahat müşterimiz parasını da alıyor. Hiçbir başında sıkıntı gelmeden. Yok paramı kaptırdım, yok şu ürün geldi, bu ürün gelmeden temiz bir şekilde işini, hibesini, dosyasını kapatıyoruz yani. Evet, bu konudaki firmanızın çözüm ortakları kimlerdir? Yani işte bir yem karma tercih edilmesi gerekiyor veya ne bileyim farklı farklı sıyırıcıdır. Bunları çözüm ortakları olarak hangi şimdi firmalarla biz, hareket ediyoruz? Şimdi biz prensip kere direkt bir tane firmayla bağlı kalmıyoruz. Biz müşterimize 3 tane firma seçeneği sunuyoruz veya isterse müşteri kendisi şey yapıyor. Buluyor. O 3 tane firma içerisinden kendisi seçti, hangisini seçerse fiyatlarımız belli, kalite belli. Zaten onlar da bizim garantimizle beraber çalıştığımız firmalar. Hangisini seçerse o firma, o marka üzerine ilerliyoruz. Yani biz illaki şu markayı alacaksın diye bir dayatma yapmıyoruz yani. 3 tane firma ismi sunuyoruz ki onlar da zaten güvendiğimiz firmalar. Bizim de çözüm ortağımız olan firmalar. Gerek ürünlerinde gerek diğerlerinde hiçbir sıkıntı yaşamayacak firmalar. Onlar üzerine ilerliyoruz. Bizim de başımız ağrımıyor. Müşterinin de başı ağrımıyor. Yani biz illaki bizde çalışırsan şu markayı alacaksın diye bir şey sunmuyoruz yani. Bizim kendi imalatımız kendimizde. Kendi imalatımız olmayanlar da diğer kardeş firmalar üzerinden ilerliyoruz. Bir de bu daha sonradan değiştirilmiyor değil mi? Yani hangi marka yazıldıysa dosyaya. Aslında marka belirtmiyoruz. Sadece teknik şartnameyle başvuruları yapıyoruz. Geçtikten sonra zaten üretici kendisi araştırıyor. Hangi marka iyiymiş, hangisini almalıyım, hangisi kaliteli araştırıyor. Aslında neyi alacağını bilerek geliyor bize. Ama bilmeyenler için de biz yönlendiriyoruz. Hani şu marka, bu marka iyi olur. Biz şeffaf davranıyoruz aslında. İstediğiniz marka, o marka konusunda seçeneği onları bırakıyoruz. O yüzden o konuda başı ağrımıyor. Zaten kendileri tercih ediyorlar. Biz bunu seçmiştik deyip kendileri tercih ettiği için bir sıkıntı yaşamıyorlar. Biz herhangi bir dayatma, şu illa bu marka olacak şeklinde çalışmıyoruz. Yani tercihler de önemli bu noktada. Evet Hidayet Bey, şimdi çiftlik ekipmanlarıyla başlayan hayvancılık maceranız, serüveniniz, daha sonra helikopter fan ve akabinde de ülkemize çok ses getiren 4 iş bir makine sloganıyla Otkes markalı bir makine imalatını başladınız. Bunun serüvenini de sizden dinleyelim. Neden böyle bir makine imal etmeye ihtiyacı hissettiniz? Bu işin tasarımı kime ait? Efendim çizimleridir. Çünkü bir makinenin ortaya çıkması gerçekten bir Ar-Ge, bir zaman alıyor.
Buyurun sizlerden dinleyelim. Şimdi dedik ki biz hayvancılığa yakın bir aileyiz. Daha öncesinde hayvancılık yaptığımız çiftlikte biz bu sıkıntıyı yaşıyorduk zaten. Yakın olan yerdeki otları hayvanları salarak yediriyorduk ama karşı taraftaki uzak olan yerdeki otları yetiremiyorduk. O zamandan beri kafamızda bir fikir vardı zaten. Uzaktaki otu biz nasıl hayvanın ayağına getiririz diye. Daha sonra bu sektöre girdiğimizde bünyemizde çalıştığımız mühendis arkadaşlarımız var. Onları yönlendirdik. Bu şekilde bir makine yapalım diye. Çalışmasını yaptık. Yurt dışında buna benzer makinelerin olduğunu da gördük. Onlardan da feyiz alarak güzel bir çalışma yaptık. Biz 3 yıl üzerine çalıştık. Tabii kolay da olmadı. Yani ilk makineyi çıkartmak, zaman, sermaye gerekti. Yaptık, sahada denedik, olmadı. Tekrar denedik, bozduk, yaptık. 3 yılımızı harcadı. Daha sonra geçen sene, işte 1 yıl hemen hemen doldurmak üzere sahaya çıkarttık. Şimdi sahada çalışan aktif makinelerimiz var. Tabii onlar oturması belli bir süre alıyor. Artık oturdu bizim makinelerimiz. Bundan sonra gönül rahatlığı şey yapabiliriz yani, satış yapabiliriz. Yurt dışında nerede gördünüz? Yurt dışında var mı bu makinelerden? Buna benzer makinelerden var. Yani Avrupa ülkelerinde var, Kıbrıs'ta var. Buna benzer, bunun değişik versiyonları var. Bizimki tabii kendimize özgü ayrı bir tasarım. Bunlardan çok farklı bir teknik kullanıyoruz biz bunlarda. Dolayısıyla Türkiye'de yeni bir makine. Türkiye'de yok zaten. 4 iş bir makine. Yeşil otu biçiyor, içerisine alıyor. Daha sonra gelip hayvanların önüne dağıtıyor. Farklı bir versiyon. Arkasında bant sistemimiz var. Direkt yemliğe boşaltabiliyor yani. Evet, bu makineler yurt dışında da yine aynı tarzda mı üretilmiş? Yani toplamasını, taşımasını, depolamasını? Mantık aynı mantık. Mantık yeşil otu hayvanların önüne sunmak. Yani tamamen genel mantık o. Şimdi zaten hayvanın doğasında biliyorsunuz yeşil ot var. Bazen arazi imkanı, bazen işte böyle iş gücünden dolayı çoğu kişiler yeşil ot yediremiyordu. Bizim Ege bölgesinde, Marmara bölgesinde yeşil ot yedirmek zaten ayrı bir başlı başına bir işti. Önce tamburla biçiyor, daha sonra biçtiği otu yaba dediğimiz dirgenlerle traktörün içerisine alıyor. Daha sonra getiriyor, servis yoluna boşaltıyor. Servis yolunu boşalttıktan sonra sağa sola bir daha alıyor. Yani ciddi bir iş gücüydü. Şimdi bizim yaptığımız makineyle bu iş gücü ortadan kalkıyor. Traktörün üzerine biniyor, makineye takıyor. Takım elbiseyi bile değiştirmesin gerekir. Tamamen traktörde kontrollü. Gidiyor, biçip gelip 12 dakikada bir umut doluyor. Biçip gelip hayvanların önüne servis yapıyor. Yani o kadar işi hafifleten bir makine. Tabii bu bizim Türk milleti biliyorsunuz görüyor, komşusundan görüyor, öyle alıyor. İşte bir köye bir tane traktör girdiği zaman hemen bir sene sonra aynı traktörün farklı versiyonlarından 10 tane girer, 20 tane girer. Görür bir köylü. Ya onda varsa ben de alırım der. İşte bu da bizim makinede böyle. Şimdi daha yeni yeni dağılıyor. Yeni yeni işte sizler sayesinde, fuarlar sayesinde tanıtıyoruz. Çok ilgi görüyor. İzmir fuarı mesela muhteşem bir ayrı ilgili. Aydın fuarı, Konya fuarı. Değişik bir makine olduğu için herkesin ilgisini de çekiyor. Alıyor, arkadaşlarımız kullanıyor. Onu kullanan komşusu alıyor. Öteki sipariş veriyor derken bu ben iddia ediyorum bundan 4 sene sonra, 5 sene sonra her çiftlikte bulunacak yani. Her çiftliğin mutlaka bir makinesi olacak. Hayvancılık yapan herkesin ihtiyacı tabii, olan tabii. Bir makine. Makinemiz ot tercihi yapıyor muydu Hidayet Bey? Bir metre boyuna kadar bütün otları biçer. Yani bunun içerisinde biz sudan otu biçiyorduk. Mesela sudan otunda biraz zorlandık. Şimdi onda düzenleme yaptık. Boğaz kısmını genişlettik. Ondan sonra bıçak sistemi koyduk. Onu da aşabiliyoruz yani. Çünkü sudan otu biraz da dik, kamışlı bir bitki olduğu için içerisini almada zorlanmıştı. Onu da farklı bir versiyon yaparak onu da açtık yani. Yani depolama esnasında biraz sıkıntı oluyor diyorsunuz. Tabii ilk yaptığımız makinelerde biz bunu şey yaptık. Daha sonrasında düzenleme yapınca o meseleyi de açtık. Yani yeşil olan her şeyi, hayvan önüne yem olarak konulacak her ürünü üründe kullanılabilecek bir makine. Yonca, reglas, karamba, ondan sonra fi, buğday, sudan otu gibi bütün yeşil otları tamamen biçip verilebiliyor yani. Bizim Ege bölgesinde Ekim ayında yedirmeye başlayıp da halen daha yediren arkadaşlarımız var. Mayıs ayına geldik. Halen daha yediren arkadaşlarımız var. Yani aktif olarak 6 ay rahat kullanabiliyor makineyi. Ve her gün kullanıyor.
Evet, kar yağmadıktan sonra. Tabii. Şimdi biz özellikle büyük makinemizde lastik genişliğini çok geniş tuttuk. Yağmur yağsa dahi, tabii bu toprak özelliğine göre değişir ama yağmur yağsa dahi kesinlikle iz yapmıyor. Ertesi gün girebiliyorsun yani. Öyle bir şey yapıyorsun. Batma olayı olmuyor yani. O yüzden geniş tuttuk diyorsunuz. Ne kadar alıyor? Hacmi ne kadar? Kaç? Şimdi iki tane makinemiz var. Birisi 7 metreküp, birisi 14 metreküp şeklinde. Biz onları köylerimizin daha iyi anlaması için birisi 100 hayvanlık, birisi 200 hayvanlık diye adlandırıyoruz. Küçük olanı koridora boşaltıyor, yemliğe boşaltmıyor. Büyük olanı direkt hayvanın önüne sunum yapıyor. Hiç onda hiç ikinci bir işe gerek kalmıyor. Küçük olan makineye de opsiyonel olarak arka bant ilave edebiliyoruz. Onu da gerekirse şeyi atabiliyoruz. Yani direkt yemliğin hayvanın önüne de attırabiliyoruz. O opsiyonel. Onu da ilave edebiliyoruz. Evet, elinize sağlık, emeğinize sağlık. Şu an insanlarımız, üreticilerimiz makineyi duydular mı? Şu an Türkiye'nin hangi noktalarına kadar gönderme imkanınız oldu? Kullanıcılarımız hangi bölgelerde? Şimdi özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara'da aktif olarak makinelerimiz çalışıyor. İşte Kıbrıs'ta verdik, Kıbrıs'ta çalışıyor makinelerimiz. İşte biz şu anda zaten çok satmak istemiyoruz. Biz şu anda makinemizi tanıtmak istiyoruz. Biz çok satmak istesek yurt dışında talep de var. Yurt dışına vermek istiyoruz. Bir makinemiz bir ilk başta Türkiye'de bir tanınsın, Türkiye'de bir otursun. Ondan sonra zaten diğer ülkelere ihracatımız olacak makineyle ilgili. Evet, makinelerde şu da eksik veya şunu da koyalım dediğiniz aşamalar devam ediyor mu? Yoksa makine şu haliyle oturdu mu? Şimdi zaten biz müşterilerimize makine verdiğimiz zaman müşterilerimize şunu söylüyoruz. Bu makine Türkiye'de tek olan makine. Bunu siz bize yönlendireceksiniz diyorum. Yani şunu da ilave edelim, şunu da yapalım, şu şekilde yapalım şeklinde bize ilave edersiniz, edin diye. İlk başta biz arkadaşlarımız söylüyoruz ki sağ olsunlar onlar da şey yani mesela lastik kalınlığını biz onun için kalınlaştırdık. İz yapıyordu. Daha kalın kullandık. Şu anda onda hiç iz yapmıyor mesela. Veyahut da ayırıcı kullandık. Yani çeşit çeşit versiyonlar veya iyileştirme konusunda devam ediyor tabii ki şey yapmamız. Zaten makinede hiçbir zaman bir makinede şey olmaz ki. Tamam bu makine oldu denmez yani. Şimdi biz uzaktan kumandalı yapıyoruz. Bu makinenin şimdi traktörün içerisinde biz normalde kollu sistem yapıyoruz. Onu kaldıracağız. Uzaktan kumandalı çalıştıracak adam. Yani bunu hep şey yapıyoruz. Geliştiriyoruz. Yazılım ekleyeceksiniz yani. Arge ürge çalışmalarımız devam ediyor yani. Arge ürge bizim önem verdiğimiz konular. Buna devam ediyoruz yani. Değişik versiyonlarını şu an imalatına da başlıyoruz. İnşallah. Arge bölümümüz kaç kişiyle çalışıyor Hatice Hanım? 3 kişi. 3 kişiyiz, evet. Makine üzerinde daha geliştirme devam edecek ama makinenin kendi yürür hali de söz konusu olacak mı? Yine traktörle mi? Talep gelmez halinde tabii kendi yürür de yapabiliyoruz. Şimdi bizim Türkiye'deki çiftçimizin imkanlarına endeksli bunlar. Şimdi kendi yurdu yaparız. Onda imkan kabiliyetimiz var. Ama kime satacağız? Maliyet. Önemli olan. Bizim kafamızda birkaç tane daha bizim ürünümüz var. Şimdi biz firma olarak zaten Türkiye'deki olmayan makineler yapmak. Bizim amacımız o. Zaten herkes yem karmacı mesela. Şu an Türkiye'de çok güzel yem karmacılar var. Herkes ürünü tutturmuş, şeyini pazarını tutturmuş. Gerek yok yani bir yem karma yapmaya veya başka bir şey yapmaya. Bizim amacımız Türkiye'de olmayan inovatif bir makine yapmak. Ve bununla ilgili biz zaten COSGAP'le daha öncesinde destek aldık, ARGE desteği de aldık, COSGAP'le çalıştık biz. COSGAP'le aktif bir şekilde çalışıyoruz. Ve bunu devam ettireceğiz. Kafamızda da var birkaç tane daha ürün. Türk çiftçisine ihtiyaç olup ama Türkiye'de olmayan, yani yurt dışlarında farklı versiyonlar olan makinelerden yapacağız. Bununla ilgili zaten yurt dışı fuarlarında gidiyoruz, araştırma yapıyoruz. Mühendis arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz, onlar gidiyor geliyor. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar tabii duyurmak için en önemli alanlardan bir tanesi fuarlar. İzmir'de beraberdik, Konya'da beraberdik. İşte bu geçtiğimiz günlerde Aydın fuarındaydınız. 2023'te başka nerelerde olacaksınız? Şimdi Antalya fuarımız var, Bursa fuarımız olacak 2023'te. Bu fuarlarda devam edeceğiz. İnşallah yurt dışı fuarlarına katılma düşünceniz var. Yurt dışı fuarlarda tabii ilerleyen zaman yurt dışı fuarlarına katılacağız. Ama 2023'te yok. 2023'te katılmıyoruz. 2023'te zaten şu andaki Allah'a şükür şeyimiz iş potansiyelimiz
Bayağı çoğaldı. Personel alımı da yapıyoruz. Kapasitemizi %100 arttırdık. Tekrar biraz daha birey yüzden yapıp bir daha artıracağız. Allah'a şükür şu anda Ağustos'a kadar doluyuz. Evet, sanayicilerin Aydın bölgesinde önemli bir problemi de mevcut alanların dar olması. Herhalde böyle 3-5 bin metrekare alan fabrika çok nadir. Siz de bunun nadir. Sıkıntısını yaşıyor musunuz? İhtiyacınız var mı böyle bir geniş arazili? Tabii bir... biz büyüyen bir firmayız. Daha önceki bulunduğumuz yer 1000 metrekareydi. Şimdi biz onu artırdık. Organize sanayi daha büyük bir yere geçtik. Yarın da bir gün belki burası da yetmeyecek. Daha geliştireceğiz. Biz burada en fazla işçi bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bizim Aydın'da köylü hakikaten para kazanıyor. Burada gidip de 10 bin lira, 12 bin lira maaş almaktansa iki inek bağlayayım, daha güzel para kazanayım. 5 dönüm tarla ekeyim, daha güzel para kazanayım düşüncesinden dolayı sanayide çalışmak istemiyor kimse. Bizim Aydın'ımızın hakikaten gelir düzeyi yüksek. Dolayısıyla işçi bulunmuyor. Nitelikli işçi bulunmuyor. Bununla ilgili tabii İşkur müdürlerimizle biz istişare halindeyiz. Onlara konuşuyoruz. Onlar da bir yere kadar. Yani aşamıyoruz ya. Sadece biz değil. Buradaki Aydın'daki bütün firmalar, büyük firmalar da aşamıyor. Bizim Aydın'ımız tarım makineleri konusunda çok iyi. Çok sağlam, güzel firmalarımız var. Aydın firmalarımız. Ve ülke çapında da hakikaten de Aydın olarak şeyiz biz. Sicilimiz bozuk değil. Bazı iller, işte siz de bilirsiniz, bazı illerin o konuda biraz daha müşteriler temkinli yaklaşır. Şurası, burası dediğiniz zaman biraz temkinli yaklaşır. Biz Aydın konusunda öyle değil. Biz Aydın konusunda şeyiz yani. Sicilimiz temiz. Evet. Ve ürettiğimizin arkasında dururuz. Sağlam ürün üretiriz. Kesinlikle müşteriye bir sıkıntı yaratmayız yani. Bu konuyla. Evet, kalitelerini ispat eden firmalarımız bu bölgede gerçekten evet. Çok. Allah işlerini rast geçsin onların da. Otkes'ten sonra tabii daha önce ürettiniz ama helikopter falan da gelmek istiyorum. Çünkü önümüz ciddi anlamda bir yaz yaşanacağı tahmin ediliyor. İklim değişiklikleri çok farklı. Henüz daha yaz gelmedi ama geldi mi de bir anda gelecek. Ve hayvanların stresi, helikopter falan ihtiyacı her geçen gün olduğu gibi bu yazda arttıracak. Bu konudaki çalışmalarınızı da sizlerden dinleyelim. Şimdi helikopter fanı biz mevcut şu anki imalat yapan firmaların en eskisiyiz. En eski üretim yapıyoruz. Dolayısıyla biz bu konuda iyiyiz. Kendimizde ispatladık. En çok satan da firmayız. Eğer Türkiye'de birileri fan ihtiyacı varsa mutlaka bizle görüşüyor. Bizde fiyat alıyor. Tabii bu pazardır. Herkesin ayrı bir satış teknolojisi var, satış stili var. Tercihi var, müşterilerin tercihi var. Ama biz mutlaka alan kişilerle mutlaka görüşüyoruz yani. Bizi tercih ediyorlar, bizi arıyorlar. Ve Türkiye'de en çok satan da firmayız biz helikopter falan konusunda. Yani isim de pek saymak istemiyorum ama bu hayvancılık konusunda önde gelen çiftliklerde de bizim fanlarımız var. Yani o konuda bu iyiyiz. Da firma olarak gurur kaynağımız. Referanslarımız çok iyi. Türkiye'de referanslarımız çok iyi yani. Bunun sebebi nedir? Yani helikopter fanı sonuçta bir rediktör, 5-6 tane bir pervaneden oluşan bir sistem. Neden Tuğra bu noktada önde olduğunu düşünüyorsunuz? Evet, aslında öyle gözüküyor. 6 kanat, bir motor, bir pano diyorlar ama evet. İçine girdiği zaman öyle olmuyor işte. Önemli olan bunların sistemi iyi adapte edebilmek, altında kaliteli bir rüzgar vermek, ısıya göre hareket ettirmek. Bunların hepsi de ayrı bir bileşen. Mesela bizimkinin kanat sayısı 6 tane kanat var. Hayvanların bulunduğu yerde 3,5 metreküp bölü saniye rüzgar vermesini sağlıyor. Biz hızını ona göre adapte ediyoruz. Tabii hayvan zaten çok aşırı bir rüzgar istemiyor. Hayvanın sağlığı açısından, verim açısından istemiş olduğu rüzgar 3,5-4 metre bölü saniye. Biz bunu ilk başta yaparken üniversitede bir şekilde çalışma aldık da beraber çalıştık. Ve bir de biz Tuğra Tarım'ın helikopter fanlarını ilk defa deney raporu alan da firmayız. Bazı arkadaşlar bilir. İlk biz aldık ve nasıl deney raporu alınacağını ilkelerini biz belirledik. Kendimiz belirledik. Yani beraber, üniversiteyle beraber çalıştık da belirledik. Dolayısıyla alttaki rüzgar kalitemiz iyi, ses bakımından desibelimiz düşük. Ve biz kesinlikle şey vermiyoruz fanlarda. Tamamen full otomatik olanı veriyoruz. Diğerlerini tavsiye bile etmiyoruz. Yani
otomatik modunda ısıya göre, iklimlendirme dediğimiz sisteme göre çalışacak. Hayvan sıcaklık stresine girmeye başladığı zaman çalışmaya başlayacak ve ısı arttıkça tur sayısı artacak. Şimdi bu çok güzel bir özellik. Özellikle buzağların olduğu yerlerde çok rüzgar aldığı zaman hasta olma düşüncesi var hayvancılarımızda. Isıya duyarlı olduğu için kesinlikle hasta olma ihtimali yok. Çünkü düşük ısıda düşük seviyede dönüyor. Yüksek ısıda yüksek seviyede dönüyor. Yani hızını otomatik olarak kendisi ayarlıyor. Ve biz bunu kendi panolarımız sayesinde, üzerindeki program sayesinde yaptırıyoruz. Dolayısıyla bizim fanımız sahada hep ön planda. Biz geçen sene sattıklarımızdan geri servise aldığımız 1/1000'dir ya. Yani öyle bayağı bir şeydir, düşüktür yani. Yaptık mı unuturuz biz artık. Ki sürekli çalışan ürünler bunlar. Tabii yaptık unuturuz. Evet, bu da önemli. Türkiye'de referanslarımız kuvvetli dediniz. Dikkat ettim de sizin kanatlarınız mesafesi bayağı büyük olanları da var. Kaç metre tabii büyük? 4 metre ve 5 metre iki şeyimiz var. Biz ilk başta çiftliğe kendimiz gidiyoruz veyahut da ölçülerini alıyoruz. Ona göre bir kaç metrelik fan ideal olduğunu müşterimizle şey yapıyoruz, konuşuyoruz. İdeal olan fanı seçiyoruz. Genelde bizim Türkiye'deki çiftlikler 4 metre fana uyarlı. 4 metre fanın da elektrik tüketimi diğerine göre %50 daha düşük. Dolayısıyla bizim satışlarımızın %95'i 4 metre üzerine ilerliyor. Kaç metrede bir fan ihtiyacı oluyor ahırın? Hani bölge bölge değişmekle değişiyor. Birlikte bölge bölge değişiyor. 12 ile 15 metre de bir fanı dizayn ediyoruz. Bu 4 metrelik fanın serinlettiği alan 15 metre çapında. 15 metre çapını buluyor. 15 metre çapındaki alanı komple serinletir ve kurutur. Bir de bizim fanların şöyle bir özelliği var. Yani helikopter fanlarının şöyle bir özelliği var. Serinletmeyi zaten malum serinletme yapıyor. Kışın kurutma yapıyor. Kışın biz manuel modunda ve istediğimiz hıza göre kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yazın otomatik modunda ısıya göre ayarlıyor ama kışın kullanıyoruz genelde. Üzerindeki port sayesinde hızını kendimiz ayarlıyoruz. Ve bu da kurutmada kullanıyoruz genelde. İsrail modeli dediğimiz çiftlerde kullanıyoruz. Bir de yeri kuruttuktan sonra hayvanda ayak rahatsızlığı olmuyor, mastis olmuyor. Yazın da hayvancımızın en büyük derdi sinek. Sineklere uçuş yasağı geliyor. Sinekler uçamıyor bizim fanın altında. Yani taktığımız çiftliklerde sinek olayını %80-90 oranında bitiriyoruz. Yani biz öldürmüyoruz, hayvan severiz, öldürmüyoruz ama kovalıyoruz. Evet, bu da hayvan konfor açısından önemli bir unsur. Çünkü yaz oldu mu hayvanların başının belası haline geliyor sinekler. Rahat ettirmiyorlar, strese sebebiyet veriyorlar. Bu da önemli bir unsur olarak altını çizdiniz. Yurt dışına ihracat yapabildiniz mi fanlarla ilgili? Tabii fanlar da yapıyoruz. Özbekistan'dır, Suriye'dir, Kuzey Irak'tır, Filistin'dir. Oraları ihracatımız var, yapıyoruz. Bu sürekli mi yoksa belirli dönemlerde tabii mi? Genelde fanlar biliyorsunuz yaz dönemi olan şeyler. Dönemsel olarak yapıyoruz yani. Tabii her geçen gün de artırıyoruz biz. Çiftlik bazda mı talep ediyorlar yoksa orada distribütör, bayi ağ oluşturma imkanınız? Bayi üzerinden devam ediyoruz. Çiftlik de direkt alan, mesela bayimiz olmayan ülkelerde direkt çiftlik bazında yapıyoruz. Ama bayi olan ülkelerde bayi üzerinden gidiyoruz. Yine kurulumu siz mi yapmaya gidiyorsunuz yoksa? İşte bayimiz de yapıyor. Bayi olan yerler onlar yapıyor. Olmayan yerler. Zaten bizim nasıl diyeyim, portatif çizelgesini koyuyoruz. Nasıl montaj yapılacağını da üzerinde şey, videosunu da gönderiyoruz. Kendimize kurabiliyor yani. Kendileri de orada kurabiliyor. Kolaylıkla kurabiliyorlar. Demonte olduğu için. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hidayet Bey. Önümüzdeki yıllarda farklı ürünler yapan bir firma olmak istiyoruz dediniz. İşte helikopter fandır, çiftlik ekipmanlarıyla başladınız. Akabinde Otkes, 4 iş, 1 makine sloganıyla. Hedeflerde neler var? Tabii bizim hedefimiz de her yıl bir makine. Bizim hedefimiz o. Şimdi bu yıl, bu ay sonunda da bir tane de makine çıkartacağız. Allah izin verirse. Onlarla da sizler sayesinde tanıtırız. Amacımız her yıl bir makine. Ve bir yeni makine. Olmayan makine.
Yani geldiği zaman şey çıkarttığınız makineyi üreticilerin başka bir yerde görmeyecek. Görürse yurt dışında belki görür. Diğer türlü hiçbir yerde görmeyecek yani. O yüzden Ar-Ge mühendislerimize çok iş düşüyor. Öyle tabii mi? Mühendis canım. Kapasitemizi de arttırıyoruz. Ondan evet. Sonra personel kapasitemizi de arttırıyoruz. Dolayısıyla çalışıyoruz yani. Üretiyoruz. Çalışmaya devam, durmak yok diyorsunuz. Evet, evet. Evet, başarılar diliyoruz. Hatice Hanım, sizlerin, üreticilerimizin hani doğru bildiği yanlışlar mı diyeyim veya daha dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Hem proje hazırlanmasında olsun, hem makine tercihlerinde olsun. Bu konuda değerli üreticilerimize bir mesajınız olacak. Tabii ki. Yani tavsiyem şu olacaktır ki yani hibe olduğu için, proje olduğu için başvurmamak gerekiyor. Eğer gerçekten ihtiyacı varsa, gerçekten yatırım yapacaksa, çiftliğini modernize edecekse ya da yeni bir tesis yapacaksa biz o şekilde zaten hibelere başvurmasını tavsiye ediyoruz. Onun dışında hibe varmış hadi başvuralım dediğimiz zaman bu çok verimli geçmiyor. Üretici gerçekten ihtiyacı varsa buna daha canlı başta çalışıyor proje içinde. Çünkü proje demek aslında bir ekip işi demek. Üretici, başvuru sahibi, danışman, mühendisler, firmalar bunlarla birlikte yapılan sacaya gibi oluşan bir ekip işi aslında. Yatırımcı belgelerini, gerekli belgeleri zamanında getirirse, işte mimarlar, mühendisler gerekli dokümanları, dokümantasyonu bize zamanında verirse, bizim işimiz daha hızlı, aynı şekilde tedarikçi firma da zamanında verirse bu işler daha hızlı çözülüyor ve daha sistematik olduğu için daha temiz dosyalar çıkıyor ortaya. Yoksa bunun kontrolleri, ilgili kuruma kontrol edilmesi, bizim ikinci, üçüncü gözden geçirmemiz için vakit kalmadığı zamanda yani çok acele yapılan dosyalarda hata payı çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla benim tavsiyem doğru kişilerle çalışmaları, firmaların danışman firma olarak mühendisler kısmında da doğru kişilerle çalışmaları çok çok önemli. Bu açıdan da bizi her zaman tercih edebilirler. Çünkü biz bu konuda her zaman hızlı adım atıyoruz ve hep de bunu kontrol için, özellikle kurumlara kontrol için bir zaman olmasını istiyoruz kesinlikle. O zaman projenin geçmesi, onaylanması daha kolay oluyor. Artık geçtikten sonra uygulama aşamasında da kesintilerimiz çok çok daha az oluyor. Hatta hiç neredeyse olmuyor. Çünkü kontrol etmiş oluyoruz. Olabilecek hataları bertaraf etmiş oluyoruz. Bu da değerli üreticilerimizin, hibelere müracaat edecek çiftçilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Son olarak bir mesajınız var mı Hatice Hanım? Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için, bu güzel röportaj için. Çok sağ olun. Mesajımız nedir? Her zaman doğru kişilerle çalışmalarını ve bizi tercih etmeni isteriz. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz Hidayet Bey. Son olarak mesajınız varsa. Şimdi Tuğra Tarım olarak dedik ya, bütün Türkiye'deki fuarlarda yerimizi alıyoruz. Fuarlar bizim şeyimiz, olmazsa olmazlarımız. Ve fuarlarda da ürünlerimizi tanıtıyoruz. Eksisini artısını anlatıyoruz. Hayvanlara yapmış olduğu katkıları anlatıyoruz. Tabii bizim Türkiye'nin her yerinden eşimiz, dostumuz, çiftçi ve müşterimiz geliyor. Onlarla istişare yapıyoruz. Ne ihtiyaç var onları görüyoruz ve ona göre biz kendimizi, bir sonraki adımımızı atıyoruz. Dolayısıyla tabii biz yeni demeyelim artık biz kendimizi kanıtladık. Yenilikçi bir firmayız. Yeni yeni ürünlerle müşterimize daha kaliteli hizmet sunacağız. Öyle değil. İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. Emeklerinize sağlık. Hem ürettikleriniz için hem ülkemize katkılarınızdan dolayı. İnşallah bir başka programda buluşunca dek teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Bir başka programda buluşmak üzere efendim. İyi yayınlar diliyorum size de. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz misafir ettiğiniz için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Tarım Analiz, tarım programlarının en uzun soluklusu bu seferki durağımız Aydın'daydı. Tuğra Tarım Çiftlik Ekipmanları fabrikasından sizlere seslendik. Çok değerli konuklarımız Hidayet Gülpınar ve Hatice Gülnaz hanımefendiye de verdikleri bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına ben Adil Göksel bir başka yerde bir başka programda buluşuncaya dek